vahşetin vahşi insanların tavrının maalesef bir ölçüsü zamanı olmuyor. Bundan dolayı da hem bir şok yaşıyoruz hem de aslında yaşadığımız bu şoktan dolayı da kendi kendimize de biraz hayret ediyoruz. Biz hafta sonunda Sayın Davutoğlu ile beraber İstanbullularla aslında Türkiye'mizin dört bir yanından gelen duygularımıza tercüman oldukları, bizim de onların duygularına tercüman olduğumuz muhteşem bir miting yaptık. Yüz binlerce kardeşimiz oradan dünyaya bir mesaj, zalimlere, gözdağı, mazlumlara da moral vermeye çalıştık. On binlerce insanımız, yüz binlerce insanımız aslında, Maltepe meydanında özgür Filistin için haykırdı. Ne yazık ki karşılaştığımız manzara tahminlerimizin ötesinde. Dün toplama kamplarından şikayet edenler bugün Gazze'de 21. yüzyılın toplama kampını oluşturdular. Dün soykırımdan şikayet edenler bugün Gazze'de çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tarihin en acımasız acımasız katliamlarından birini gerçekleştirdiler. Dün sürgünden, zulümden, kıyımdan şikayet edenler bugün dünyanın gözü önünde en büyük zulümleri gerçekleştirmekten geri durmuyorlar. Dün gece bir hastahanenin Gazze'de vurulması zannediyorum ki bu zulmün zirvesi oldu. Önce biraz tereddüt ettiler. Bunu sonuna kadar sahiplenelim mi, sahiplenmeyelim mi diye. Arkasından da hiç utanmadan, hiç sıkılmadan bunu kendilerinin yapmamış olabileceğini söylüyorlar. Yapmadık da diyemiyorlar tam olarak. Önce bir danışmamız lazım. Sormamız lazım. Acaba hakikaten bunun içinde bizim Elemanlarımızın da bir payı var mı gibi saçma sapan söylemlerle kendi kendilerini oyaladılar ama sonradan fecatin büyüklüğü daha açık bir şekilde ortaya çıkınca bu sefer reddetme böyle bir şeyi kendilerinin yapmadığını söyleme aşağılığını gösteriyorlar hem yapıyorlar hem de bu işin boyutlarını tepkinin boyutlarını görünce bundan imtina etmek için yol arıyorlar. Öyle bir güne denk geliyor ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ta Amerika'dan adeta bu zulmü teyit etmek onlarla beraber bu zulmün, bu vahşetin coşkusunu yaşamak için geliyor. Hakikaten hiç utanma Arlanma duygusu yok. Amerika buna alışık. İkinci Dünya Harbi bittiği zaman da atom bombasını her ne kadar önceden boş yerlerde denemişlerse bile bunu bir de Japonya üzerinde deneyelim diye iki şehri atom bombasıyla vurmaktan imtina etmediler. Bu kadar aşağılık bir topluluk haline geldi. Yöneticiler için söylüyorum. Avrupa'da Amerikan toplumu için söylemiyorum. Amerikan toplumu çok karmaşık. Her yerden gelen insanlar var. Bugün hakikaten beni sevindiren hususlardan bir tanesi Biden'ın kendi partisinden birçok milletvekilinin bu tavrını tasvip etmediğine şahit oluyoruz. Yani fikir ve düşünce hürriyeti bir bakıma karşılığını buluyor. Ama bizim bunu tasvip etmemiz, bunu şöyle veya böyle hafife almamız kesinlikle mümkün değil. Bu bir milat oldu neredeyse. Bir hastahanenin hem de o bölgenin en büyük hastahanesinin tam kalbinde o hastaneyi, bu hastaneyi vurmak. Çoluk, çocuk, yaşlı, hasta, perişan, ayakta duramayan insanlar katledildi. İnsan şöyle geriye dönüp bir baktığında ben başka hiçbir ülkede böyle bir zulmün tezahür edebileceğini düşünmezdim. Bunlar başkalarını maalesef özellikle İsrail yönetimi kendi dışındaki insanları insan olarak tarif etmek istemiyorlar. Bunlar insan değil. Hayvan tabirini kullanıyor hayvandan kendilerinin daha aşağı olduğunu ispat edebilmek için başka bir başka türlü bir tarifle bunu anlatmak mümkün değil. Hayvanlara bile böyle bir muamele yapılamaz. Ama bunlar hiç utanmadan, hiç sıkılmadan devlet olarak kendilerine Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği en tahripkar silahları tereddütsüz kullanmayı adeta bir görev addediyorlar. Birazcık kendilerini masum gösterebilmek için de bunlar insan değil ki insan suretinde yaratılmışlar. O kadar ifadesini kullanmaktan çekinmiyorlar. Bu kadar aşağılık hakikaten bir tavrı kabullenmek mümkün değil. Bunları anlayabilmek için geçmişe dönme mecburiyetimiz var. Nasıl kuruldu İsrail? Nereden çıktı? Dünyada yaşayan bütün Yahudileri toplasanız hakikaten bir avuç ancak eder. Ama etkililer. İlk adımı aleni bir şekilde 1897 yılında attılar. 1. Siyonist Kongresini Theodor Herzl başkanlığında topladıkları için. Öyle kalabalık bir şey değil. Yüz tane haham bir araya gelmiş Filistin'de bir Yahudi devleti kurma arzusunu isaret etmiş. Destek için Amerika İngiliz kraliyet ailesine gitmiyorlar. İngiliz hükümetine gitmiyorlar. Destek için Rothschild'a e gidiyorlar. Para babası o parayı hükmeden yeri geldiği zaman İngiliz hükümetini de etkisi altına alan kendisine uymaya mahkum eden bir kişi veya aile. O da doğrudan doğruya Türkiye'yi Sultan Abdülhamid'i işaret ediyor. Topraklarda biz diyoruz ki gidin ondan isteyin. Sultan Abdülhamit Han'ın tavrı ise hepimiz tarafından bugün bilinmekte. Uzun bir zaman kabul bile etmiyor. Ama neticede bu toprakların kendilerine verilemeyeceğini, buranın bir emanet olduğunu, orada bir vakıf meydana getirerek onlara ilan ediyor. Bu sefer hem Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek, hem de kendi iddialarını destekleyebilmek için Ayrı bir çalışmanın içine giriyorlar. Birinci Cihan Harbi bu hengameyle oluşuyor. Ve Birinci Cihan Harbi daha bitmeden 1917 yılında da meşhur Balfour Deklarasyonu ilan ediliyor. Neymiş Balfour Deklarasyonu? Balfour Deklarasyonu da aynı şekilde 1917'de İngiliz hükümetinin bir araya gelerek yaptığı bir toplantıda harpten sonra Filistin'in işgal edileceğini ve orada bir Yahudi devletinin kurulmasına destek vereceğini ifade ediyor. Mektup kime gidiyor? İngiliz hükümeti. Baştaki insana gitmesi lazım. Yine Rothschild'e gönderiliyor o mektup. Böyle bir karar aldık diye. Arkasından da Birinci Cihan Harbi bitiyor. İngilizler Filistin'i işgal ediyor. Orada yeterli bir topluluk bulutmadığında görüyor. Sadece bir misal olarak bir rakam vermek istiyorum. 1917'de Balfour Deklarasyonu yayınlandığında Filistin'de yaşayan nüfusun içinde 600 bin Arap var. Yahudi nüfus ise sadece 56 bin kişi. Ama yine de onlar o bölgenin, o beldenin Cenab-ı Hak tarafından kendilerine vaat edildiğine inandıkları için bu iddialarından vazgeçmiyorlar. Fakat oradaki çoğunluk onlar için yeterli değil. İngilizler orayı işgal ediyor. Fakat onlara böyle bir imkanı tanımayı kendileri için uygun bulmuyorlar. Çok kısa bir zaman sonra ikinci yan harbi başlıyor. Hikmeti ilahi ikinci yan harbinde de Hitler yönetime geliyor. Askeri hiçbir kabiliyeti olmayan bir adam Almanya'nın başına geçiyor. Almanya'yı bütün dünyaya harp ilan edecek kadar güçlü hale getiriyor. Sonunda da orada toplama kampları ve Almanya'da yaşayan Yahudilere karşı bir soykırım hareketi başlatılıyor. Herkes Almanya'yı tek etmek mecburiyetinde kalıyor büyük bir kesim. Ne kadar olduğu hakkında Kimsenin bir fikirleri sürme hakkı yok bugün Türkiye dünyada. 6 milyon katledildi o kadar. Ya acaba 5 milyon 900 bin olur mu diyemezsiniz derseniz ceza görürsünüz. Çünkü Fransa'da bir Müslüman bunu acaba 6 mı 4 mi diye gündemine aldığı için yazı yazdığı için 2 yıl hapse mahkum oldu Roger Garrett. 2 yıl tarihi bir iddianın karşısına başka bir iddia ile çıktığı için iki yıl hapse mahkum oldu. Yani aslında bir bakıma Gazze'de dün yapılan saldırıyla bunu mukayese etseniz birbirine benzerliği ne yazık ki var. Yahudi topluluğunun hegemonyasının hoşuna gitmeyen herhangi bir ifadede bulunduğunuz zaman siz suç işliyorsunuz manasına geliyor bu. Bu dönem arkadaşlarım. Yaşadığımız dünya garip bir dünya. Hakikaten biz bu dünyanın nasıl bir dünya olduğunu yavaş yavaş öğreneceğiz. Öğrenmeye başladık. Dün Gazze'de hastahaneye yapılan saldırı bunun en açık delilidir. Bunlar bu kadar utanmaz. Hem yapar hem de geri geldiği zaman kim demiş bunu bizim yaptığımızı diye iddiada bulunmaya kalkarlar. Muhterem arkadaşlarım maalesef ne yapıyoruz şu anda biz? bizim karşımızda bulunan insanlığa karşı harp ilan edenlerin karşısında şikayetlerimizi dile getiriyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ama bizim yaptığımız hakikaten doğru mu, yeterli mi? Böyle zulümler karşısında sadece acziyetini ifade etmek aslında bir zaafa işaret eder. Neden somut adımlar atamıyoruz da atmıyoruz da sadece şikayetle uğraşıyoruz? Sormamız icap ediyor. Amerikan uçak gemisinin Akdeniz'de ne işi var? Biri yetmedi, ikincisi geliyor. Şimdi İngilizler daha büyük bir güçle Doğu Akdeniz'e yığınak yapmaya başladı. Kim var karşılarında? Aslında bütün İslam ülkeleri sıraya girdiler. Ne için? İsrail'in varlığını kabullenmek için. İsrail kuruldu. Evet. Maalesef Türkiye İsrail'i 1948 yılında ilk tanıyan ülkelerin arasına girdi. Ama diğer İslam ülkeleri bu karara uymadılar tasvip etmediler bu kararı. Ancak 1969 yılında bu zirveye çıktı. Çünkü İsrail Mısırla olan münasebetlerinden dolayı Sina yarımadasını işgal etti. Hasbel Kader 1969 yılında Erbakan hocamız da siyaset sahnesine atılma kararını aldı. Neden? Çünkü daha önceden farklı usullerle ülkeyi ben nasıl ayağa kaldırırım ne yaparım diye düşündü. Önce motor fabrikası kurdu. Siz düşünün 1950'lerin sonunda veya 60'ın başında bir motor fabrikası kuruluyor Türkiye'de. Toplu iğne bile yapamayacağını ileri süren bir ülkede veya kabul eden bir ülkede. Ama en garibi bir ihtilal hükümetinde Erbakan Hoca'ya tepedekiler destek verirken ordunun içinde bazı kesimler destek vermedi. Kendisi hatırlatında bunu çok açık olarak söylüyor. Ya biz motor bile imal ediyoruz. Motorun parçaları teknik parçalardır. Bunları da imal ediyoruz. Size bunu biz verelim dediği zaman levazımdan sorumlu o zaman askeri yetkilinin söylediğini biliyor musunuz? Ya Erbakan iyi söylüyorsun da sen bizden para istiyorsun Amerikalılar bunu bize be, bize bedava veriyor. Bu akla siz ne anlatabilirsiniz? Bu akılla meseleleri mütala edenlere ne söyleyebilirsiniz? Kafa yapsa o kadar. Bir adım ötesini görmüyor. Türkiye ile Amerika'yı aynı kefeye koymuş. Bedava veriyorlar. Sen bizden para istiyorsun diyor. Allah akıl fikir versin demekten başka bir çare bulamıyoruz çünkü bugün aynı zihniyette bulunan insanlar var. Aynı zihniyette bulunan insanlara muhatap oluyoruz. Bu sefer de problemlerimizi çözmek maalesef imkansız hale geliyor. Tabii biz Amerika, İngiltere gemileri bu bölgeye gelirken, yığınak yaparken biz ne yapıyoruz diye sorma ihtiyacını da duyuyoruz. Sayın Erdoğan son zamanlardaki çıkışlarıyla kısmen yüreğimize su serpti. Onu da açıkça söyleyeyim. Bu gidişata rıza göstermediğinde söyledi ama yetmez. Çünkü hükümetlerin tavrı bizim gibi sadece sözle geçiştirilemez. Fikirle ifade etmek yetmez. Evet biz İstanbul'da bir araya geldik. Yüz binleri topladık. Haykırdık. Lanetledik yapılan bu yanlış işleri. Ama buna bizim gücümüz yeter de iktidar bunun çok, ama çok ötesinde adımlar atmaya mecbur. Neden İslam ülkeleri işbirliği teşkilatı bir araya toplanmıyor? Hemen ilk günden itibaren. Neden de sekizlerle ilgili bir tek bir adım atılmıyor? Aslında bugün bugün iktidarın bu dediğimiz adımları atmaya bu adımların atılmasına imkan sağlamaya ihtiyacı var. Bundan dolayıdır ki biz kendi coğrafyasında kendi planlarını yapamayanların başka planlar içinde bir figüran haline düşeceklerinden endişe ederiz. Onun için tekrar tekrar sorma ihtiyacını duyuyoruz. Amerika ve İngiltere'nin yaptığını neden Türkiye ve çevresindeki diğer İslam ülkeleriyle birlikte bir araya gelip çözüm üretemiyor. Fiili çözüm. Sadece fikri bazda değil. Biz bugün muhalefetteyiz. Gücümüz ve imkanımız ancak toplumu bir araya getirip toplumun moralini yükseltmeye bu yanlışları karşı tepki göstermeye yetiyor. Ben şundan eminim eğer biz iktidarda olmuş olsaydık bugün muhalefetin bizim gösterdiğimiz tepkiyi göstermek için bir gayretin içine girmesine ihtiyaç duyulmazdı. Neden gereği yapılıyor oluyordu? Çünkü biz İsrail'in hangi dilden anlayacağını biliriz. Ve o dili mutlaka konuşuruz. Çünkü biliriz ki çocuk hastanesini bile bombalama cüretini gösteren insanlık dışı bir tavrı benimseyenlerle konuşulmaz bir yere gidemezsiniz onlar güçten anlar tepesine yumruğu vurmadığın müddetçe her zaman başını yukarıya kaldırmaya çalışır biz buna rıza kesinlikle gösteremeyiz Filistin'de hakikaten hayat hiç normal oldu mu ki İsrail'le normalleşme sırasına girmeye başladı İslam ülkeleri. Aslında bu hadise tam zamanında geldi. Bunun biraz daha ileriye gitmesine imkan ve fırsat vermedi. Hepimiz biliriz. Bugünkü gelinen şartlarda elektriğimiz, suyumuz kısa bir zaman için kesilmiş olsa perişanlığımızı anlatmaya sesimiz yetmez. Filistin'de 12 gündür bu sıkıntılar hat safaya çıktı. Su yok. Elektrik yok. İlaç yok. Hastaneler artık emniyetli birer mekan değil. Bunun biraz daha ilerisine gitmek insanı hakikaten şaşkınlığa çeviriyor. Allah rahmet eylesin. Çoğunuz mutlaka bilirseniz tanırsınız. Tabii tanırsınız dediğim hayatta tanımış olma imkanınız yok. Ama meşhur Malcolm X, hem düşünür hem de aktivist. Amerika'da. İslam'ı benimsedikten sonra hakikaten dillere destan oldu. Sonunda hunharca katledildi. Bir toplantıya başlarken. O diyor ki eğer dikkat etmezseniz medya mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur. Bugün medyaya baktığımız zaman bir kısım medyaya bu endişeyi taşımamak mümkün değil. Öyle bahaneler, öyle saçma sapan fikirler ortaya atılıyor. Öyle uydurma deliller gündeme getiriliyor ki insanların fikri değişebiliyor, şaşıyor. Bunun için biz süratle bir takım adımları atmak mecburiyetindeyiz. İnsani yardım malzemelerini biz göndeririz. Sivil toplum kuruluşları gönderir, halk gönderir. Ama tekrar ediyorum, iktidarda bulunanlar çok daha fazlasını yapmak mecburiyetindedirler. Hiç kimse kuru açıklamalarla bildik kınamalarla, üç beş yardım paketi ile kendi vicdanını rahatlatmaya çalışmamalı. Tıpkı milli mücadele yıllarında olduğu gibi bugün de yedi düvel bir araya geldi. Aynı mücadeleyi bu sefer kendi topraklarımızda değil Filistin'de sergilemek mecburiyetinde bırakıldı. Yani aslında bunlara girip Sayın Cumhurbaşkanı'nın dikkatini başka bir tarafa çekmek istemem. Ama şimdi hatırlaması icap eder diye düşünüyorum. Mavi Marmara'nın hesabını sormazsanız mavi vatanı koruyamazsınız. <laughs> Kıbrıs'ın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Kudüs'ün güvenliğinden bağımsız değildir. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Onun için ben yedi düvel bir araya gelmişti. Şimdi yine bir araya geldi. Biz bunun ne olursa olsun karşısında dimdik ayakta durmaya mecburuz. Bütün ülkeler kuşatılıyor. Biz bunları ayağa kaldırmaya mecburuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ta Amerika'dan hem de bu yaşına rağmen kalkıp İsrail'e destek vermek için geliyorsa bu zulmüne rağmen İngiliz Başbakanı gelebiliyorsa biz neden çevremizdeki İslam ülkelerini araya kaldırma, ayağa kaldırmak için bir gayretin içine girmeyelim? Irak, Afganistan, Tunus, Libya, Suriye derken şimdi bir de Filistin karşımıza çıktı. Başlangıçta beri söylüyoruz. Büyük Orta Doğu projesi demek, büyük İsrail projesi demektir. Büyük İsrail projesi ise Türkiye'nin sınırlarını değiştirmeye matuf bir projedir. Çünkü arzı mevut gündeme girer. Arzı mevut ise Bugün iktidarda bulunanların İsrail'de Nil'den Fırat'a kadar olan toprakları işgal etmesini içerir. Onun için bizim kendi kendimize dönüp içinde bulunduğumuz şartları yeniden değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bu işlenen zulüm karşısında biz neredeyiz bunu iyi tespit etmekle mükellefiz. Şunu hiç unutmayalım. Bugüne kadar hiçbir terör örgütü İsrail'in öldürdüğü kadar çocuk öldürmemiş, katletmemiştir. Maalesef. Onun için etrafımıza baktığımızda şunları görürüz. Yunanlıların, Rumların Kıbrıs meselesine bakışı neyse İsrail'in Filistin meselesine bakışı da odur, benzerdir. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar yine hakem vazifesi görmeye ve İsrail'i desteklemeye müteveccih Adımlar atma gayretin içindedir. Başka türlü bir adım atamazlar. Mahkumlar ülkelerinde bir iki tane hulügan havaya ateş atsa, dünyayı birbirine katanlar Gazze'ye yağdırılan bombalar karşısında kör, sağır ve dilsiz bir tavır takınıyorlar. Büyük İsrail hevesi dünyayı ateşe veriyor ama hiç kimsenin adeta umurunda değil. Muhterem arkadaşlarım ben bugün ülkemizde birçok problem yaşanmasına rağmen ekonomide de adalette de iç göçte de dış göçte de bu problemlere temas etme yerine zamanımı tamamen bu konuya hasretmeyi doğru buldum. Çünkü adeta bir felakete doğru sürükleniyoruz. Bu felaketin mutlaka durdurulması, önüne geçilmesi icap eder. Bu konu hepimiz için büyük önem arz ediyor ama başta hükümet. Tekraren söylüyorum, İslam ülkeleri örgütünü ayağa kaldırmak. En azından de 8leri ayağa kaldırmak. Bizim bu çevrede bulunan Müslümanları biraz daha uyanık olmaya davet etmek en önemli görevimiz. Ve bunu yapacak olan da iktidar. Bir takım söylemler, bir takım adamlar yüreğimize su serpti ama yetmez. Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu şartlardan en kısa zamanda kurtulma dileğimi de tekrarlamayı bir görev addediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Özellikle de mazlumların şu anda ateş altında ne yapacağını bilemeyen Filistinli Müslümanların yardımcısı olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.